Köroğlu festivalleri dolayısıyla yapacağımız bu çalışma tarihte iz bırakan Boluların hem gün yüzüne çıkarılması hem de hatırlatılması adına Bolu Valiliği, Bolu Belediyesi ve Abant İzzet Baysal Üniversitesi tarafından ortaklaşa düzenlenen Türk tarihinde iz bırakan Bolular Çalıştayı yapıldı. Türk tarihinde iz bırakan Bolular Çalıştayı, niçin bu ismi uygun gördük? Çünkü her yıl Köroğlu Sempozyumu çok verimli olmadı açıkçası ve bilim adamlarının bu konuda yeni araştırmalar yapmasına ihtiyaç oldu. Necip Fazıl Kültür Merkezi'nde gerçekleşen çalıştayın açılış törenine Vali Aydın Baruş, Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva ve protokolün diğer üyeleri katıldı. Bolu beyinin diyarı. Bugünler hem bu bilgi şöleni hem de heykeltıraşlarla mimarlar toplantısı bağlamında Türk dünyasının kalbinin çarptığı bir dünya kenti konumunda bulunmaktadır. Çalıştay'da konuşan üniversitenin rektörü Profesör Doktor Hayri Coşkun terörü lanetledi. Ülkemizde son zamanlarda meydana gelen terör olayları dolayısıyla hayatını kaybeden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet ve yakınlarına sabır diliyorum. Ve askerimizi, polisimizi alçakça, kalleşçe arkadan vuran PKK terör örgütüne ve ona destek veren şer güçleri de bu vesileyle lanetliyor. Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz da önce terörü lanetledi, ardından çalıştaya ilişkin konuştu. Bulunduğumuz coğrafyanın kritikliği dolayısıyla her ailemizden zaten bir şey mutlaka vardır. Bu coğrafya zaten şehit kanlarıyla ayakta durmaktadır. Ve bundan sonra da bu şekilde devam edecektir. Çünkü coğrafyamızın bulunduğu yer böyle öneme haiz. İnşallah hainlerin temizlenmesi ve çok güçlü bir yapıya kavuşmamız için el birliğiyle ülkemize sahip çıkmak durumundayız. Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva da Türk Devleti'nin güçlü bir devlet olduğunu ve tüm girişimlere rağmen dimdik ayakta duracağını söyledi. Bu zor günleri sadece Türkiye yaşamıyor. Türkiye ile beraber Türkiye sınırları dışında olan milyonlarla Türk insanı yaşıyor. Çünkü 57 kardeşimizi, insanımızı şehit vermişiz. Siz inanın ki sizin kadar o şehit aileleriyle beraber, o şehitlerin çocukları kadar biz de ağlamışız, biz de üzülmüşüz. Vali Baruş da Bolu'nun medeniyete ilham veren önemli isimler yetiştirdiğini söyledi. Bolu şairler, gönül adamlarını yetiştirmiştir. Aşık Dertli, Aşık Figani, Şeyh Mustafa Rumi ki bir mısrağını sizlere ifade etmek isterim. Şeyh Mustafa Rumi der ki, gam gelirse dilde hoş tut sabr ile, mihnet-ü gam sabr ile olur heba. Biz onların vermiş olduğu bu sözlerle, bu fikirlerle vermiş olduğu manevi terbiye ortamında büyüyoruz. Protokol konuşmalarının ardından akademisyenler tarafından sırasıyla Türk tarihinde iz bırakan Bolular konuşuldu.